Fark Yaratanlar programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu programda da çok değerli bir konuğumuzla çok önemli bir konuyu konuşacağız. Bu değerli konuğumuzun iki özelliği var. Biliyorsunuz bu programda girişimcileri ve özellikle de kadın girişimcileri sizlere tanıtıyoruz ve özellikle de onlardan nasıl girişimci oldular, ne tür zorluklar yaşadılar bunları öğrenmek istiyoruz ki sizler girişimci olmanız için bu zorlukları yaşamamanız için. Şimdi konuğumuza merhaba demeden önce konuğumuzu size tanıtmak istiyorum. Büşra Yapıcı bizlerle birlikte, kendisine özellikle bu programda olduğu için çok teşekkür ediyorum. Kendisi Antalya Petektar, doğru kullanmak istedim. Petektar Tohumculuk firmasının sahibi, kurucusu, yöneticisi, aynı zamanda da bir kadın girişimci. Evet, %100 yerli tohum diyor kendisi. Biz bütün bunları kendisine soracağız ama ilk önce kendisini tanıyalım istiyoruz. Evet, Büşra Hanım, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, merhabalar tekrardan. Büşra Yapıcı, 1975 Ankara doğumluyum. 7 çocuklu bir devlet memurunun 6 numaralı kız çocuğuyum, öyle diyeyim. Ve erkeğe değer verilen, sadece erkeğin hakim olduğu bir ailede büyüdüm. O yüzden kız çocukları çok değersizdi aile için. Özellikle erkek çocuğu ön plandaydı. Ve yıllarca bunun ezikliğini annem hep yaşadı. Yani çevresi tarafından, ailesi tarafından, işte kocana bir erkek çocuk veremedim, bunun ezikliğiyle büyüdü. Ve o ezikliği ben yıllarca hissettim, yani annemle birlikte yaşadım. Ve şimdi siz 6. çocuksunuz. Ve 7. çocuğumuz oğlan oldu. Şimdi ben de onu soracaktım, tahmin de etmiştim. Doğru. 7. çocuk oğlan oldu. Fakat Allah'ın takdiri engelli doğdu. Ve engelli olarak da hayatına devam ediyor. Annemin o ezildiğini, kocasının karşısında ne kadar böyle boynu bükük kaldığını, ne kadar böyle mağdur kaldığını gördükçe zaten yani güçlü olmak zorunda olduğumu hissederek büyüdüm. Hı hı. Kesinlikle güçlü olmak zorundaydım hayatta, çalışmak zorundaydım. Ve annem yıllarca o çektiği çilelerden dolayı genç yaşta kanser hastası olarak vefat etti. Aslında bu çektiği sıkıntılar onu etkiledi diye ben de bir psikolog olarak düşünüyorum. Dün ben bir otizm farkındalık günündeydim. Orada çocukların hani halkla tanışması, hani otistik çocuk nedir, ve bundan korkmaması, nasıl bir eğitim almaları gerekiyor konusunda küçük bir söyleşi de yaptık. Uzmanlar olarak, halka yönelik olarak. Orada çocuklarını alıp getirenlerin tamamı annelerdi ve gerçekten benim bu alanda çalıştığım süreç içinde de şunu gördüm ben genel olarak. Anneleri bazen eşleri, bazen çevreleri, yani toplum, bazen de hani kendileri de kendilerini suçladıklarını, sorumlu tuttuklarını veya her ne olursa olsun, ne tür sıkıntı çocukta olursa olsun, hani hep anneden kaynaklanıyor gibi bir bakış açısının toplumda olduğunu görüyoruz ve özellikle anneler bu konuda çok da sıkıntı çekiyorlar. Yavaş yavaş bunun böyle olmadığını, doğru olmadığını görmeye başladı toplum diye düşünüyorum ama yine de yeterli değil. Çünkü amacımız tamamıyla bizim için de en önemli şeylerden bir tanesi, yani burada bilgi sahibi olmak çok önemli. Evet, gerçekten biz de dün annelerle konuşurken çok etkilendik, çok üzüldük onların adına. Evet. Çok etkilendik. Evet. Annemin kanser hastası olduğu süreçte anneme ben baktım. Ortaokul dönemindeydim annem kanser olduğunda ve uzun yıllar kanserle mücadele etti. Son işte 3 yılında falan hep yatalaktı. Ve tek dediği şey, bütün hayat hikayesini anlatıp bana dediği tek şey, kızım oku, elinde bir şeyin olsun, mesleğin olsun, ufacık da olsa bir maaşın olsun. Benim ufacık maaşım olsaydı ben bu kadar çileyi çekip, bak tam yaşayacağım dönemde, yani ölüm döşeğinde can çekişmezdim, bu kadar sıkıntıyı çekmezdim. Bu laflar hep beni böyle şeye sürükledi, başarılı olmaya sürükledi. Ve üniversiteyi bitirdikten sonra da eşimle tanıştım. Yani üniversitenin son sınıfıydı eşimle tanıştığımda.
Ve eşime dediğim tek şey, bana karışmayacaksın, ben çalışacağım. Eşimin de dediği tek şey, parasız avrat, gereksiz avrat. Yani bu kelimeyi hiç unutmam. Parasız avrat, gereksiz avrat. Çünkü bizim hani... Bir dakika, hani... eşiniz nereli? Antalyalı eşim. Tabii çalışacaksın de. Çünkü hani kadının bastırıldığı bir aileden geldiğim için. Hani aynı sistemle evlendikten sonra babam gibi bastıracak. İşte böyle çalışmayacaksın, etmeyeceksin. Yönetmeninde olacak öyle şey. Ve düşünün, evlenirken koyduğum tek kural... çalışmama karışmayacaksın. İş hayatıma karışmayacaksın. Şimdi yeni yeni bazı genç hanımları evet. görüyorum. Onlar da böyle hani yöresel büyük şehirlerde olmasalar da bile özellikle böyle bir kural koyuyorlar. Üniversiteyi bitireceğim. Üniversiteyi erken dönemde tanıştılarsa üniversiteyi bitirme zorunluluğu, çalışma zorunluluğu gibi koyuyorlar. Ne kadar güzel. Evet, dinliyoruz sizi. Eşimle beraber, o zaman eşimin bir gübre şirketi vardı. Beraber gübre satmaya başladık. Yani gübreyi üretiyoruz, satıyoruz. Çok da mutlu. Yani çok hoşuma gidiyor ticaret yapmak, kendi işimiz. Ama zaman içerisinde tabii ekonomik sıkıntılar. Biraz da bizim yani ticareti yapmak tek taraflı olmuyor. İşte o yönetmek, parayı yönetmek, bu kısımlar falan eksik olduğu için. Bir de işte hayatın zorlukları, finansal durumlar, bir batış dönemine geçtik. Fakat 2000'li yıllarda gübre üretimine başladığımızda eşim tohuma girelim, tohuma girelim. Ben diyordum hayır olmaz, nasıl bir şey, atla deve gibi falan böyle geliyordu. Eşim de hayır, atla deve gibi bir şey değil, İsrailli yapıyorsa biz haydi haydi yaparız. Tabii ki. Ve bu gücü verdi bana ve bir ziraat mühendisi arkadaşla tesadüfen tanıştık. O ben size destek olurum bu konuda, işi öğretirim. Ondan sonra beraber çalışırız dedi. Yeter ki dedi. Hani bu işi seviyorum dedi, sürdürebilirim dedi. Ve biz 2000'li yıllarda başlamıştık tohum, ama tohumun şöyle bir çalışması var. Uzun yıllar çalışıyorsun. 8 yıl, 10 yılın sonunda bir bilimsel buluş anca ortaya çıkabiliyor. Ve ticareti anca dökebiliyorsun. Yani 8 yıl, 10 yıl para yatırıyorsun o işe. Tabii biz o dönemde çalışmıştık gübre döneminde. Gübreden kazandığımızı tohum çalışmasına yatırıyorduk. Ve o arada ben işi de bayağı bir kavramıştım. Tohum firması batınca artık dedim yok yani. Bunun pazarlama falan bizi çok sıkıntıya sokuyor. Dedim gübre. Gübre kısmı. Gübre kısmı pazarlama stratejisi çok sıkıntıya sokuyor bizi. Ve yani başarılı değiliz. Pazarlamada hani çok duygusal davranıyoruz. Hmm. Yani pazarlamacı bir kapasitemiz yok bizim. Yani pazarlamacı olma yeteneğimiz yok diyeyim, öyle diyeyim. Yani eşim ve ben pazarlamacı olma yeteneğimiz yok. O sırada da tohum çıkınca işte bir çiftçimizin serasına su basmıştı. Abim dedi işte o zaman Hollanda tohumu çok revanşta. Fideyi alacak durumum yok, bana yardımcı olun. İşte para bir yana, fide bir yana diyorlar falan dedi. Biz de kendi o zaman denemelerini yaptığımız çeşitlerden bir tanesini seçti, 40 numaralı çeşidi. Bu olsun dedi ve aradan 2 ay mı 3 ay geçti. Aradı, dedi ki Hollandalı ıslahçı geldi, sizleri arıyor. Ben dalga geçiyorlar zannettim gerçekten. Sonra eşim gitmiş görmüş, gel dedi, acayip bir verim var dedi. Acayip oturmuş çeşit dedi oraya dedi. Bir gittik, gerçekten çeşit süper. Ve Hollanda firması ertesi yıl silindi. Yani sizin geliştirdiğiniz bir evet, tohumu evet. onlar kullanmışlar, evet. ekmişler evet, ve ettiler çok memnun mi? Kalmışlar. Hatta memnun. Hayretlere düşmüşler. Hayret düştü böyle Hollanda firması. Hollanda firması hangi ıslahçı bunu ıslah ettiyse söyleyeyim ve çiftçi koruyor, ismimizi vermiyor. Yabancıya kaptırmayalım çünkü biliyorsunuz yani tekel satılıyor bu işler. Öylelikle tohum firmamızı kurduk eşimle beraber. Gübre firmasında yaptığımız yanlışları yapmadan, çünkü orada tecrübeler edindik, evet. dibi gördük, dibi gördük. Ve arkasından yeni çeşitlerimiz geldi. Bilimsel çalışmalarımız devam etti. Şu anda da çok güzel projelere imza attık. Hatta şu anda yani önümüzdeki yıl çıkar, güzel bir biberimiz var. Gerçekten 10 yıldır emek harcanan bir biber. İnşallah onları da bu ekranlardan duyururuz herkese. Çok böyle sevindim. Bir biber ıslah edildi diye. Gerçekten çok heyecanlıyız. İşimizi çok seviyoruz. Aile şirketi oldu şirketimiz. Çocuklar da çalışıyor şu anda. Çalıştırdığımız personelin %60'ı, %80'i kadın. Mutlular. Hepsi çok memnunlar hayatından. Böyle bir başarı hikayesi yakaladık. Ve işimizi de çok severek çalışıyoruz eşimle birlikte.
Yani akşam oturduğumuzda bazen çocuklar kızıyor. Yeter artık şunu reçeceğiz, bunu reçeceğiz. Ama kendimizi kaptırmışız böyle. Diyorum ki şunu şöyle olmuş, şu şöyle olmuş. Böyle. Artık kaptırmışız yani. Gerçekten kaptırmışız biz ona. Evet. Ve başarımız böyle. Yani kısa ve öz olaraktan. Ama dediğim gibi iki kişiyle çıktığımız yolda 100-150 kişilere ulaştık şu anda. Memnunuz. İnşallah daha da ileriye götürürüz. İkinci kuşak, üçüncü kuşak. Biz birinci kuşağız şu anda. İkinci ve üçüncü kuşaklar. İkinci kuşak hevesli. Kızım çok hevesli. Oğlan da yeni yeni geliyor arkasından. Üçüncü kuşaklara devrolur. Ve işte dedelerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz bunu yapmıştır. Hayalim Bilecekler. Bu. Hayalim bu. Yani bilimsel çalışıyorum dediniz. Araştırıyoruz, devam ediyoruz. Durmuyoruz. Evet. Yeni çalışmalarla devam ediyoruz. Ve bir grup kadın çalışanımız var. Onları eğitiyoruz evet. dediniz anladığımız kadarıyla. Şimdi bu tohum kısmına devam edeceğiz. İşte yine bu konuda sorularımız olacak. %100 yerli diye bir evet. cümleniz var. Bu ne anlama geliyor diye soracağım ama daha öncesinde bir kitabımız var şu anda elimizde. Bu kitabı özellikle ben kitabın tanıtımında sizlerle tanıştım ve gerçekten çok etkilendim. Burada bu kitap 100 akımız 100 kadın. Evet. 100 girişimci kadından bahsediyor. Gurur ve İlham veren kadınlar diye de bir başlık atılmış. Ben şimdi bunu direkt de göstereceğim. Bu kitabı oluşturan Ayla Erdim hanımefendiye de buradan birlikte teşekkür ederim. Evet, çok teşekkürler. İkimiz teşekkür ederim. Bu kadar kadını bir araya getirmiş, özgeçmişleri, yaşadıkları, nereden geldiler, evet. nereye geldiler, bütün bunları her bir kadının fotoğrafıyla ayrı ayrı bu kitapta, bayağı da kalın bir kitapta toplamış ve aynı zamanda toplamış olmakla da kalmadı. Gördüğüm kadarıyla bir kitabın tanıtımını yaptı. Bu tanıtımda bütün tanıdığımız, sevdiğimiz, bu kitabın içinde yer alan, bizim zaten evet. Gururla kendilerini bildiğimiz kadınlar vardı. Onların dışında da keşke ben de bu kitabın içinde olabilseydim diyen kadınlar vardı. Evet, evet. Basın oradaydı. Bir basın ordusu diyebilirim. Evet. Çok kolay değil basının oraya gelebilmesi. Şu anda siyasi bir noktada evet. Hani tamam herkesin gözü siyasette demedi, kitabın bir tanıtımını yaptı. Ben şöyle göstereyim kitabımızı ekrandan elimde tutuyorum. Bu kitap şu anda satışta mı? Satışta diyebiliyorum. Satışta. Şimdi bir, özellikle siz kitabı pek çok kişiye imzalattırdınız galiba burada yok, yer alan mı yoksa yok, özel Ayla mı? Ayla Hanım'a, çünkü yazarına imza attım. Kendisi de çok güzel bir not yazdı. Enerjim tükenmeyecek eminim diye. Demek ki benim enerjim, ta Antalya'dayım, enerjimi takip ediyormuş İstanbul'a. Senin enerjin hiç tükenmeyecek diye yazmış. Ne güzel çünkü siz Antalya'dan İstanbul'a geldiniz. Evet. Bu tanıtım İstanbul'da yapıldı. Şimdi özellikle buna pek çok destek veren de oldu diye düşünüyorum ben. Orada örneğin Rumeli TV'nin yöneticisi ve sahibi de oradaydı. Tuncay Bey evet. de oradaydı. Her türlü destek verdi. Başından sonuna kadar çekim yaptı. Sizlerle her bir hanımla ayrı ayrı röportajlar yaptı. Nerelisiniz? Nereden geldiniz? Nasıl bu kitabın içine girme cesaretini gösterdiğiniz biçiminde? Ona da buradan Rumeli TV, Tuncay Bey'e de buradan teşekkür ederim. O da çok girişimci bir beyefendi. Girişimcileri destekliyor. Kadınların evet. yanında yer alıyor. Evet, bu kitaptan biraz bahsedelim. Bu Ayla Hanım'la Ayla Erdim Hanım'la nasıl bir araya geldiniz? Nasıl tanıştınız? Ben nasıl bunun içine girdiniz? Yani bunu kadın. Ben kendim nasıl girdim bilmiyorum. Sadece bir mail geldi. Böyle böyle bir projemiz var. Bu projede bulunacaksınız. Hayat hikayeniz. Garanti Bankası'nda 2017'de ödülünü almıştım ben. Yöresinde fark yaratan kadın birinciliğini almıştım. Yine kadın girişimci. Evet, kadın girişimci. Evet, 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 o ödülü almıştım. O ödülde yani kendim hiç başvuruda bulunmadım. Garanti Bankası'nın müdürü gelmişti. Garanti Bankası'nda hesabım bile yok. Düşünün yani dışarıdan hep takip edildiğim için.
öylelikle bir ödül aldım ve çok mutlu olmuştum. O ödül benim için çok önemli bir ödüldü. Yani birileri sizi takip ediyor, geliyor diyor, böyle böyle bir şeyimiz var, size başvuru yapmak istiyorum ve yapıyor ve yöresinde fark yaratan kadın olarak birincilik alıyorsunuz. Gerçekten benim için. Para ödülü var işin içinde orada, garantide değil mi? Benim zamanımda bir para ödülü de veriliyordu. Yok, para ödülü veriliyor. Ben paraya hiç bakmadım zaten. Personele dağıttım, geçtim o parayı. Çünkü sizler olmasanız ben olamazdım dedim. Hepsine dağıttım ve çok mutlu oldular. Ya yani orada para hiç önemli değildi benim için. Ama işte bu parayı vermiş olmaları da çok önemli bence. Çünkü şunun için diyor ki, sen şimdi iyi bir girişimcisin. Girişimciliğini devam et. İleri doğru devam evet, et. Evet. Araştırmalarında kullan diyor. Ama bu da bir önemli, sizin yaptığınız da çok güzel bir yaklaşım diye düşünüyorum ben. Hani onlarla birlikte, çünkü bir insan kendi tek başına koşamıyor. Yok. Arkasından ona hazırlayan bir ekip var, ona destek olan bir ekip var. Doğru, güzel. Ama böyle şeylerde özellikle bankalar veya şirketler, büyük şirketler evet, mutlaka bir ödül koymalılar. Veya bir tabii her şeyin olması lazım. Mutlu edecek bir şey olması gerekiyor. O ödülü aldıktan sonra işte takip edilmişim demek ki. Birçok basında da zaten o ödülden sonra basında da çok fazla röportaja çıktım. İşte şirketimi ziyarete gelenler oldu. Meslek gruplarından falan. Sağ olsunlar, yani herkesin dediği tek şey helal olsun. Yani biz bu kadar beklemiyorduk, şey yapmıyorduk ama ben çalışmayı seven bir insanım. Yani geceli gündüzlü çalışma. Çalışmak mutlu ediyor beni. Başka doğru, bir şey mutlu etmiyor doğru, yani. Gerçekten. Çalışmak çok mutlu ediyor. Bir şeyler üretip ortaya koymak, bu bizim, bunu biz yaptık demek çok mutlu ediyor. Öylelikle güzel bir kapak da yapmışlar. Evet, yine bir kadın ve etrafında güller var. Evet evet, etrafına hoş bir yani kapak. Ben oradaki benim görüşmelerimde hani nasıl bir kitap olacak, ne yapacak dediğimde işte dedi, siz çevrenize çok faydalı bir insansınız. Biz onu görüyoruz. Tamam, ben bir vakıf aracılığıyla bir şey yapmıyorum ama işte çevremde yani kime el uzatabilirsem, gücüm neye yetebilirse, yakınımda. Yani bugün denk geldi, yakınımda birisi var ve onun ihtiyaçlarını karşılayabilip doğru yola yönlendirmek. Önemli olan gençler, çok gençlere önem veriyorum, doğru yola yönlendirmek. Bunlar benim için çok önemli olduğu için onları da takip etmişler. Tamam dedim, yani sorun değil. İşte bir fotoğraf istediler. Hayat hikayesini zaten ben bir şey yazmadım. Akşam okudum, bu yazılanların hepsini kendileri yazmışlar. Onlar zaten basından takip ediyor ve hepsi de doğru, gerçekten doğru. Doğru. Kısa ve öz bir şekilde yazılmış, basından takip ettiler. Ben sadece fotoğraf gönderdim. Şimdi ben de şöyle bir baktım diğer hanımlara da. Gerçekten bir fotoğraf var ve yaklaşık olarak 1,5-2 sayfalıkta bir özgeçmiş veya neler yaşadılar, nasıl bu noktaya geldiler, onlarla ilgili bilgiler var. Ama birazcık daha bu ilk kitap önümüzdeki girişimcilerle ilgili, bu bir gelenek haline gelecek. Evet. İkinci kitap, beşinci kitap, İnşallah kitap model olacak. Olur bu kitap da, gençlerimiz en azından hani pes etmek yok. Bakın her zorluk aşılıyor bir şekilde. Bir şeyler yapıyor diye model oluruz her birimiz de. Gençlerimiz de bizi izler. Çünkü gençler bazen çok umutsuzluğa kapılıyor. Evet, olmaz, doğru. Yapamayız, edemeyiz. İşte babandan, annenden yoksa olmaz gibisinden düşünüyorlar. Halbuki öyle bir şey yok. Hatta ben gençlerin sadece girişimci olmalarının değil, kadın genç kızlarımızın sadece girişimci olmalarının değil, siyasette de yer almalarını istiyorum. Çünkü siyasette eğer bu işi bilen, seven, bunun eğitimini almış olan ve buna gönül koymuş olan kişilerin olması lazım. Hani hep şöyle bir düşünce var, zengin olanlar ancak siyasete girebilir. Evet, evet, evet. Bu noktayı, bu düşünceyi ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu işi emek verecek, gönül verecek kişilerin burada olması gerekiyor diye düşünüyorum. Siyasette de kadın olmalı. Yani evet, şimdi baktığımız zaman partilerin listelerine, şu anki listelerine de baktığımız zaman kadın aday sayısının az olduğunu düşünüyorum. Sizin böyle bir düşünceniz var mı? Yok. Hani daha ileriki yıllarda, belki önümüzdeki seçim yılında düşünür müsünüz? Yok. Ben hiçbir zaman siyasete girmeyi düşünmedim. Ama bizim şirketimiz geçenlerde Afrika ülkelerinden birinde bir tarım bakanı bayan etrafına oturmuş, tarlaya etrafına şeyleri toplamış, kadın çalışanları toplamış, bir tarımda çalışanları, kadın işçiler diyelim biz buna. Tarlada oturmuş, şey yapmış, hatta o fotoğrafı gruptan atmışlar. Büşra Hanım, geleceğinizi böyle bekliyoruz sizin falan. Ben hani öyle bir hedefim olmadı, açıkça söyleyeyim. Benim hedefim neydi? Bulmak,
bir şeyler yapmak, mutlu olmak, takdir edilmek. Takdir edilme benim için çok önemliydi. Çünkü çocukluğum ve gençliğim boyunca hiç takdir edilmedim. Ezildik. Hani aferin kelimesi çok önemliydi. Ben bunu istedim hayatımda. Aferin sen bunu yaptın. Ben siyasete girdiğim zaman kimse aferin demeyecek, eleştirecek. O yüzden psikolojim bozulur benim oralarda. Ben açıkça söyleyeyim. Benim takdir edilmem lazım. Benim başarılı olmam için takdir edilmem. Söz konusu değil. Yok ya. Ne kadar iyi olursanız olun. Hiç. Bazen eleştiri her zaman var. Eleştiri daha öne çıkıyor. Halbuki eleştiri değil de takdir edilmesi lazım. Özellikle çocukların takdir edilmesi lazım hayatta başarılı olmak için. Onlardan bir doğru, güzel bir gelecek bekliyorsak bunu yapmamız lazım. Ama hep bizim gördüğümüz işte onun eksiklerini söylemek. Evet. Halbuki onun yaptığı ufacık da olsa, tesadüf bile olsa doğru yaptığı, güzel yaptığı şeyleri de aferin diyerek öne çıkartmamız gerekiyor. Evet, işte bunlar olduğu için ben yani şu aşamada siyaset falan hiçbir şey öyle hedeflerim yok. Benim amacım işte ikinci nesile düzgün bir şekilde öğretmek çocuklarıma ve çalışan, yanımda çalışan mühendis arkadaşlara tek tek hiçbir zaman bilgimi saklamıyorum. Serada denk geldikçe yani gel bakayım bak burada gösteriyorum. Yani her şeyi uygulamalı olarak gösteriyorum ve onları geliştiriyorum. Çünkü onlar gelişmezse petektar büyümez, hiçbir şekilde büyümez. Amacım bu. Yani sağlıklı ortamda, mutlu bir ortamda çalışmak, çalıştırmak. Çok güzel. Şimdi şunu sormak istiyorum. Buradan da diğer bizi takip eden kadınlarımıza da bu bir şekilde kulaklarına da küpe olacak diye düşünüyorum. Siz evlenmeden önce eşinize söylediniz. Dediniz ki ben çalışmak istiyorum evlendikten sonra da. Hani bununla ilgili olarak şimdi eşinizin size yaklaşımı nasıl şu anda? Beraber çalışıyoruz. Aynı şirketi. Şimdi şöyle derler, her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır. Doğru. Her başarılı kadının arkasında da bir erkek vardır bence. Doğru, benim de arkam, evet benim de arkamda eşim var. Bugün tohum işine sokan beni eşimdir. Yaparsın. Gören, başarırsın. Burada bir ondan sonra ihtiyaç var. Biraz ihtiyaç var dedi. Açık kapı var. Eşim yıllarca çiftçilik yapmış ve en iyi sebzeyi yetiştirmiş aile olarak. Mesela o bölgede işte kayınpederim Ömer Yapıcı'nın sebzesi, hali öyle girermiş, Ömer'in sebzesi diye girermiş ve en iyi, en kaliteli sebze bunlardan çıkarmış, yani bu aileden çıkarmış. Şimdi bu kadar uzmanlıkla gelmiş, içeriye girdiği zaman ister inanın ister inanmayın, benim yakından iki seferde bakıp göremediğim şeyler kapının girişinden buluyor. Her zaman da biz bunu destekleriz, hatta kızım da der. Baba der yani acayip bir zeka var sende falan ama bu çekirdekten yetiştiği için. Tabii bu destekle benim bilimsel çalışmalar birleşince çok farklı oldu. Tabii hani işin içinden bir kişi, alandan gelen bir kişi. Uzmanlık. Siyasette de böyle olmalı diye düşünüyorum ben. Hani alanda koklayarak, yaşayarak, görerek gelsin bir yere. Tabii evet, para yani para ön planda olmamalı siyasette. Olmuyor o zaman, yürümüyor. Siyasette sadece yetenek göz önüne. Nasıl ben bugün bilimsel olarak... dedim ya konuşmamın başında pazarlama yeteneğimiz yok. Hı hı. Bilimsel olarak yeteneğimiz var. Hı. Pazarlamayı da zaten başka şirkete verdik biz. Tabii. Yapamadığımız için. Yapamadığımız konuda için uzmanı. Değil. Uzmanı bir de şöyle bir şey. Biz ona emek harcayamayız. Bilimsel çalışmalarımız ilerlemez. Tabii. Ondan dolayı. Bugün siyasette de aynı şey yani. Başarılı olup, siyasi zekası yüksek olup yönetebilecek insanların gelmesi lazım diye düşünüyorum. Para hiç önemli değil. Parayla hiçbir şekilde siyasete girilir, edilir yok yani bugün. Ben yani öyle düşünüyorum. Ailesi istedi diye bir işi yapmamak lazım. Hani evet, evet, evet sevdiğin işi yapmak önemli. Lazım. Bir şey sormak istiyorum. Şimdi eşler genellikle işin başında hani birlikte çalışıyoruz. Hadi o da çalışıyor derler. Ama kadın biraz önde koşmaya başladığı zaman bir panik yaşarlar. Ve engellemeye çalışabiliyorlar gördüğümüz kadarıyla. Sizin evde bu durum nasıl? Nasıl dengelediniz? Ya şimdi yaşamadık değil, yaşadık. Ama çok şükür uzmanların şeyiyle atlattık hepsini. Güzel. Uzmanlarımız destek oldu. Seviyorsunuz. Ya tabii sonuçta eşimi seviyorum. Baba evinde görmediğim mutluluğu, ilgiyi, sevgiyi, takdir edilmeyi gördüm. Açıkça söyleyeyim. Hani bir Antalyalı aileye de gelin gitmek gerçekten güzel. Evet. Açıklar yani hiçbir şeye karışmıyorlar. Yani bizim doğunun kültürü gibi baskıcı bir kültür yok. Sen bunu yapacaksın, sen kadınsın yok. Yani öyle bir şey yok. Ne karışmıyorlar. Gibi? Özgür. Antalya'nın yapısında olan bir şey.
Ama dediğim gibi hani bu sorunları yaşadık, yaşamadık değil. Doğru. Bunu herkes de yaşanıyor. Bugün eş de ön planda olsa kadın eşini kıskanıyor. Eyvah eşim çok başarılı, beni terk edecek. Bugün onu da yaşıyor beni yani. Bırakacak. Tabii bunu herkes yaşıyor ama sağ olsun uzmanlar, arkadaşlar, destekler. Biz bu şeyi çok güzel atlattık süreci. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Zamanımız da ilerliyor. Çok da iyi değerlendirelim istiyorum. Çünkü bizi buradan Kagider'deki güzel girişimci kadınlar da izliyor diye biliyorum. Çünkü biz de onlara çok değer veriyoruz. İşte bizim bu programımız tamamen kadınlar için ve girişimci kadınlar için bir taş koyan, taşın üstüne taş koyan veya taşın altına elini koyan kadınlarımız için bu program. Onun için de onlara da buradan sevgilerimizi gönderelim. Çünkü dünkü bu kitapla ilgili 100 Kadın kitabın tanıtımında Kagider'in başkanı da oradaydı. Güzide Hanım oradaydı. Evet, onlar da sizi kutladılar. Ve bir şekilde sizinle gurur duyduklarını da söylediler. Emine Erdem oradaydı baştan. Evet, evet baştan. Ve gerçekten ben hatta konuşma yaptı galiba tam şeyde çok kalabalıktı, ben o kadar bir kalabalıkta. Ben de beklemiyordum o kadar kalabalığı. Şok oldum, gerçekten çok kalabalıktı. Birden fazla televizyon kanalı vardı, basın vardı. Tabii ki organizasyonda çok güzel bir organizasyondu. Şimdi hemen siz biraz şeyden bahsettiniz, %100 yerli dediniz. Ne demek yerli tohum? Birazcık herkes bunu bilmiyor çünkü. Birazcık buradan bilgi verelim. Çünkü pek çok insan şimdi şu anda şehirde, büyük şehirde yaşayan insanlar da böyle küçük kasabalara yerleşmeye çalışıyorlar. Ya tamamıyla yerleşmeseler bile oralarda bir toprak alıp o toprağın üzerine çocuklarıyla aile beraber gidip bir şeyler ekmeye çalışıyorlar. Yani ekip ve takip etmeye çalışıyorlar. Nedir bu yerli tohum? Şimdi yerli tohumdaki oradaki ibare şöyle diyelim, yani ata tohumu olarak değerlendiriliyor. Ata tohumunu mu hani şey yapıyorsun? Tamam, ata tohumu da var bunun içinde. Ama bugüne kadar yani 80'li yıllara kadar tohum tamamen dışarıya bağlıydı. Dışarıdan alınıyordu ve 80'li yıllarda yurt dışı firmaları Türkiye'de istasyon kurdular. Ne yaptılar? Türkiye ortaklıklarıyla. Bir Türk ortak alarak yanlarına burada istasyonlar kuruldu ve Ar-Ge çalışmalarını burada yaptılar. Ne oldu? Dışarıya bağımlı. Bu da yine dışarıya bağımlı. Evet, yani yabancı ortaklık. Sermaye oradan geldi. 10 yıllık, 15 yıllık çalışma sonucunda bir çeşit çıkardılar. Türkiye'de ıslah edildiği için hani Türkiye'nin iklim koşullarına ve Türkiye'nin toprak yapısına uygun olsun. Ondan dolayı böyle bir sistem kuruldu. Bizde o yok. Yani hiçbir yabancı sermaye bulaşmadı. Yani %100 yerli dememizdeki amacımız o. Yani biz tamamen gübreden aldığımız parayı, kazandığımız parayı tohuma yatırdık, tohumla çıkardık. %100 yerli, yani yurt dışında üretmiyoruz. Türkiye'de üretiliyor. Tamamen Türk. Türk ata tohumları. Gen Bankamız Türkiye'nin ata tohumları. Yani ne olmuş? Bankanız var. Tabii tohum tabii bankası. Gen. Tabii tohum. Şu gen. Anda bizim büyük bankalarımız gibi bir bankamız tabii, tabii, var. Tabii tohum gen bankamız var. Hı. Çok önemli bir bankadır o bizim için. O bankamızda her yörenin tohumları toplanır. Bunların kötü özellikleri, bozulan özellikleri tekrardan toparlanır. İyi tarafları ön plana çıkartılaraktan işte nenemin güzel kokulu domatesi. Hı. Onu yaparız. Raf ömrü yüksek domatesler. Bunlar hep yerli tohumlar. Şimdi şunu sormak istiyorum. Biz bir arkadaşım var, kimya mühendisi. Hı-hı. Ona sordum ben. Dedim ki domates alıyoruz veya biber, salatalık. Hiç daha önce yediğimiz domatesin tadı yok, kokusu yok. Biz bu bir şekilde ne yapacağız, nasıl bir doğru seçim yapacağız? O da bana dedi ki içinde tohumları var mı diye bakacaksın. Yani çekirdekleri var mı diye bakacaksın domatesin. Çekirdek varsa, çünkü böyle kesiyorsun, çekirdek yok. Bir tane bile yok. Ama bakıyorsun bazısını kesiyorsun, bir sürü çekirdeği var. Ha tamam dedim, ben çekirdekli olanları kesiyorum, alıyorum bir tane, bakıyorum. Ha diyorum, ondan alacağım diye. Ama gerçekten içinde çekirdekleri olanların lezzetli olduğunu, yani domates tadını bize verdiğini gördüm. Şimdi
biz nasıl seçeceğiz bir kadın olarak bu nasıl ayrıştıracağız? Çünkü bakıyoruz diyor ki pembe domates diyor. Evet. Bayağı da pahalı ama tadı yok. Şimdi o tat aroma kısmı tamamen ıslahla alakalı bir şey. Islah ve yetiştirme şartları. Yetiştirme şartlarında uygulanan gübreler o tat aromayı veren. Şimdi çeşit eğer tatsız bir çeşitse, yani burada Birx değerleri falan çok önemli planda. Islah çalışmalarında bunlara dikkat ederiz. Eğer Birx değeri çok düşük bir çeşitse, istediğiniz kadar gübrelemeyi, potasyum oranını yükseltin, istediğiniz şey kadar yapın, o tadı alamazsınız. Mümkün değil. Yani tek faktör yoktur burada. İkincisi bu içi çekirdeklenme, çekirdek olayına geleyim. Şimdi bir tek ekim domatesi vardır. Bir de çift, yani sonbahar, ilkbahar diye çift ekim derler. Yani Antalya yöresinde, sahilde bu şekilde bahsedilir. Şimdi tek ekim domatesi ekimde dikilir. Ve bu domatesin domates oluşturabilmesi için döllenmesi lazım. Yani aynı insanın döllenmesi, yani bir yavru olabilmesi için, bir meyve olabilmesi için döllenmesi lazım. Şimdi kışın soğukta, 25 derecenin altına düşmüş bir serada ve toprak sıcaklığı çok aşağılara inmiş bir serada çiçek açmış bir domatesin döllenmesi imkansız. Çiçekler açar ve söner, domates çıkmaz ortaya. Evet. Bunun olgunlaşabilmesi için bazı uygulamalar yapılıyor. İşte hormon dediler mi? Yok, öyle bir şey yok. Yani o dişicik borusuna polen tozunun aktif halde canlı olup dişicik borusuna değmesi ve 25 derecenin üzerinde bir sıcaklık olması lazım ki döllensin ve domates oluşsun. Yani arıya ihtiyaç var bir yandan da. Arıya var ama arı o soğukta çalışmaz. O soğuk derecelerde çalışmaz. Yani bazen haftalarca kapalı olduğu dönemler oluyor. İşte bu dönemlerde domates olsun diye uygulamalar yapılıyorlar. Bazı uygulamalar. Bu uygulamalar yapıldığı için döllenme olmadan, yani bizim döllenmeye teşvik ediyor. Yani yalancı döllenme dediğimiz gibi bir şey. Yani burada hani yalancı gebelik olur insanlar diye. Aynı onun gibi bir şey. Yalancı döllenme gibi. Ve döllenmeye teşvik ediyor. Meyve oluşuyor ama içinde çekirdek yok. Evet. Yani kısır bir döngü gibi. Mecburen, çünkü güneş yok, sıcaklık yok onu. Sizin o çekirdekli aldıklarınız güneş görüyor. Evet. Polen tozu oluşmuş oluyor. Polen tozu canlı olmuş oluyor. Dişicik borusuna değdiği zaman polen tozu, orada döllenme başlıyor 25 derecede. 25 derecenin üstünde bir sıcaklık olması lazım. Tabii bunlar... Biz şeyden korkuyoruz. Hormon mu var acaba? Ya hormon değil esasında. Orada uygulanan çok farklı şeyler de. Bu konulara girmek istemiyorum. Gerçekten yani uzmanın dışında herkes konuştu bugüne kadar. Doğru. Bir tane ziraat mühendisi çıkıp da bu hormon değil. Bu böyle de. Bu böyle de. Ta çiçeklik dönemi, çiçek döneminde verilir. Örnek veriyorum. Sadece o çiçeği ısıtır. Isıttığı için, çiçek ısındığı için kendinden... ısındığı için işte orada bir yalancı döllenme gibi döllenmeye teşvik ediyor falan. Bunların hiçbiri konuşulmadı. Hayır, bugüne kadar. Gazeteci konuştu, doktor konuştu, kimya mühendisi konuştu. Hiçbiri konuşmadı. Konuşmadı. Birazcık bu konuya belki değer verilmediği için, bu konu çok kıymetli bir konu. Ülkelerin ayakta kalabilmelerini sağlayan şey tohum, değil mi? Tabii. Yani öyle gıda, olmasına gıda. Rağmen hani bu konu kapattı yani çok gündemde değil ama ya. Magazin konuşuluyor. Hani bir işte artist kimle evlenmiş, işte boşanıyor mu boşanmıyor mu, bak bunları de böyle 5-6 yaşındaki çocuklardan tutun da ilkokul çocukları biliyorlar. Ama bilinmesi gereken bunlar, daha çok bilinmesi, konuşulması, söylenmesi, anlatılması, hatta bu hani bir... İşte şu kanalı var, türkü kanalı var, birbirine evet. kanalı var televizyonların. Halbuki bir tohum kanalı olması lazım. Öyle değil mi? Var. Evet, bir kanalımız, çiftçi timimiz falan, birkaç kanalımız var ama dediğim gibi yani orada gazeteci konuşuyor. Hormon. Yok şeye gidinceye kadar, İstanbul'a gidinceye kadar çıtır 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 ses çıkıyor bilmem ne. Ya bir ziraat mühendisi çıkıp da şey yapmıyor yani bugün. Açık. Halkın anlayabileceği. Hani diyeceksiniz da. Siz niye çıkmadınız? Benim büyüklerim var, meslek grubunun başında olanlar var, başkanlarımız var, onların çıkıp da söylemesi lazım bunu. Bu nedir? Biz bu uygulamayı yapıyoruz ama bu hormon değil, işte çiçeğin ısınmasını sağlayıp, o 25 derecede dölleniyor, ısınma ortamını yaratıp, işte bu uygulamalar yapılıyor, yapılmak zorunda. Yoksa kışın domates olmaz, mümkün değil. Doğru. Ve bu çiçek döneminde yapılıyor ve meyve oluşuncaya kadar, örnek veriyorum 60 gün geçeni var, 30 gün geçeni var, 40 gün geçeni var, o erkencilik durumuna bağlı olarak 3 ay geçeni var. İşte bu dönemde zaten bir şey kalmıyor üzerinde. Bir şey kalmıyor.
Bir de sizin bulunduğunuz bölge sıcak bölge olduğu için anladığım kadarıyla seracılık var orada değil mi? O bölgede, tabii, sizin bulunduğunuz bölgede. Yani birden aynı mevsimde birden fazla verim alınması söz konusu. Tabii. Yani bütün Türkiye'nin geneline gönderilen ya zaten Antalya'da taze sebze. Antalya'da sebze bittiği dakika İstanbul, Ankara, Rusya aç kalır. Aç bakın kalır. Rusya aç kalır. Ama sanki şöyle bir şey var. Biz genellikle en güzellerini yurt dışına gönderiyoruz. Çünkü ihracatçı ne yapıyor? İhracat diyor, yüksek fiyat veriyor. Bu aynı bütün sektörlerde olduğu gibi. Tekstilde de aynıdır, şeyde de aynıdır. Ne yapıyor? İhracatçı yüksek fiyat verdiği için yani bir bitkiyi düşünün, bu bitkinin üzerinde mesela domates yani ne kadar standart da olsa bunun ikincisi, üçüncüsü çıkıyor yani, çıkmıyor değil. Eğrisi büğrüsü çıkıyor. Tabii. Ne yapıyor? İhracata götürüyor. Bugün domatesi 50'ye veriyor sonraya. İkincisini de tutuyor, pazara çıkıyor oraya. Yine 50'ye satıyor, örnek veriyorum. Bu bir, tamamen bir rant. Bir de şöyle bir olay var şimdi gördüğüm kadarıyla Rusya veya soğuk olan ülkeler bizden bu tip sebzeleri alıyorlar. Ama son günlerde bu bir ilaç kalıntıları var gibi, sizinle ilgili değil de bizim basından duyduğumuz kadarıyla işte gönderilen çok lezzetli, çok güzel, tadının çok sevildiği sebzeler bir geri geldi. Bu nedir? Bununla ilgili şimdi bu, nasıl bir halkın anlayabileceği gibi bir açıklama yapabiliriz? Şimdi ilaç kullanmadan sebze üretmek imkansız. Organik mi organik, ben onlara inanmıyorum. Yani dağın başına da çıksanız, tepenizden uçak geçiyorsa bunun organiği yoktur. Kesinlikle. Bugün sera şartlarında bir yetiştiricilik yapıyorsunuz. En başta beyaz sinek, trips, bunlar en baş belası şeylerdir. Yani böceklerdir. Ve bunlardan uzak tutabilmek için mecbur ilaç kullanmak zorundayız. Ama eskiden, çok çok eskiden bahsediyorum. Yani pamukçuluk yapıldığı dönemlerde pamuğa kullanılan ilaçlar sebzeye kullanılıyordu. Bir ayrım yoktu. Ve bunlar bünyeye alındığı için, ağır ilaçlar olduğu için direkt insan bünyesine zarar veriyordu. Şimdi bunların kontrolü altına alındı. Kontrollü üretim var. Bakın organik değil, kontrollü üretim var. Bugün zirai ilaç bayisinden ben üretim yapıyorsam hangi ilaçları almışım? Halin kapısından girerken analize gönderiyorlar, neler çıkmış. Şimdi şöyle bir şey var. Çiftçi bunu kullanmış, yapmış. Yasak olan bir ilacı kullanmış. Bu da işte kontrol mekanizmasından geriye dönmüş. Hani bunu ülkenin suçu yok yani, ya da bunu bütün çiftçilere mal etmeye gerek yok. O çiftçi cezasını çekmek zorunda. Bunu kullanma diyorlar. Bu ilaç zararlı. Yani bugün nasıl, örnek veriyorum, biz şehirde oturuyoruz ama sivrisinek ilacı olmadan, sivrisinek ilacı atılmadan bir yazı geçirebilir miyiz? Burada imkansız bir şey. Keşke geçirebilsek. Keşke geçirebilsek, mecburuz. Kimyevi ilaçların hepsinin bir şekilde zararı var. Yani biz ilaçlarda mesela kendi seralarımızda ne yapılır? Bir ilaç prosedürü tutulur. Ondan sorumlu mühendis vardır. İşte yazar gruplarımız vardır. Bugün bu ilacı attım. Süresi 3 gün, 4 gün. Çünkü o ilaç zaten, örnek veriyorum, domatese uygulama yapıldı da domatesedir. Ve o 3 günden önce o domates toplanmaz. Eğer hale gidecek bir ürünse. Öyleyse. Çiftçi de böyle bu şekilde. Ve çok iyi yapıyorlar. İmha ediyorlar. Halde yakaladıkları zaman çiftçinin serasını imha ediyor. Çok da güzel yapıyorlar. Daha da imha etsinler. Öyle mi? Biz kural, hiç bilmiyoruz. Biz zaten kurallara uysunlar. Yurt dışına gönderdiler. Oradan işte bir şekilde fazla ilaç bulundu. Geri döndü. Yani işte. Şimdi yurt dışına gidinceye kadar halde kontrol var. Onu da ben anlayamadım. Hani o kısmına çok müdahale etmeyi. Zaten halde kontrol var. Nasıl gitti o tırla? Orada fark edildi. Kapıda nasıl fark edildi? Oraya gitmesi bile mucize. Çünkü hallerde kontrol noktaları var. Yani oraya giren sebze ve o kişinin hangi ilaçları kullandığı, o çiftçinin hangi tabii hepsi kontrollü artık. Ama tabii her sistemin bir açık noktası vardır. Bunu da emin olun. Yani bir açık nokta var, oradan gidiyor. Yani olmasa çok iyi. Türkiye'nin adı çıkıyor. Ama tarım ilçe olsun. Yani çok üstüne gidiyor bu olayların. Çünkü sağlığımız, hepimizin sağlığı bu. Ama iş cezalandırarak değil de eğiterek, öğreterek, anlatarak. Eğitim veriliyor. Hatta destek verilerek. Eğitim veriliyor. Eğitim veriliyor. Olarak. Çiftçilerimize eğitim veriliyor. Kesinlikle o konuda şeyiniz olmasın. Ama şöyle bir durum oluyor. Bazen çiftçi bana şunu söylediler. Dediler ki, biz dediler çiftçi yaşı Türkiye'de düştü dediler.
50-60, 60 üstü dediler. Gençler büyük şehirlere gittiler ve gençler hani çiftçilik yapmak onlar için kötü bir şey gibi algıladılar, meslek gibi. Onun için çiftçilikten uzaklaştılar diye şikayet ettiler. Yalnız kaldık dediler. Hani bizim internetteki bazı şeylere çok bilgimiz yetmiyor dediler. Doğru. Şimdi o konuda da bir şey yapmak lazım. Onlara anlayabileceği şekilde bir eğitim verilmesi tarım, lazım. Tarım ilçeden belki tek tek verildiğini biliyorum. Yani bizim kendi şirketimizde de bazen üretici olarak görüyorlar. Çünkü benim de çiftçi kayıt sistemine kaydım olmak zorunda var yani. O yüzden bazen geliyorlar, eğitimleri veriyorlar. Ama şöyle bir şey var, piyasada çok fazla ilaç var. Evet. Yani bu isimler, şeyler, yabancı isimler ben bile bilmiyorum. Kafası karışıyor. Esasında bir kere o fazla ilaç yani kalabalığını asgariye indirilmesi lazım. Evet. Domatesin kırmızı örümceğine işte 3 tane ilaç filancaya şu şeklinde, yani örnek veriyorum, sadece fikrimi söylüyorum. O 50 yaşındaki 60 yaşındaki amcanın örnek veriyorum, bir gün önce almış gül diye almış, ertesi hafta gidiyor bayi diyor ki ona işte diyor zambak bu diyor, aynı diyor işte kırmızı örümceğine yarar. Amca da alıp gidiyor, zambakta kalıtım varmış, adam nereden bilsin? Doğru işte. Bu işte oradaki olaylar bu. Yani bunların biraz düzene girmesi lazım. Dediğim gibi yani o bunlar falan düzene girerse gerçekten yani tarım ülkesiyiz, tarım evet, evet. Yani Türkiye'nin bence en büyük gelir kaynakları tarım ve turizm. Ben buna tamamıyla katılıyorum. Atatürk Orman Çiftliği diye, ben de Ankaralıyım. Ankara'da Atatürk'ün evet, orman çiftliğine ne kadar önem verdiğine, oradaki yetişen bitkileri veya çok önemli, çok önemli bir şekilde gidip orada oturur, teker teker konuşur. Orada çekilmiş fotoğrafları var. Amerikan elçisini galiba oraya götürmüş. Orada yetiştirdikleri ve geliştirdikleri inekleri, işte oradaki aldıkları verimi falan anlattığı videoları var şu an. Da renklendirilmiş olarak gösteriliyor. Şimdi tarım çok önemli. Kendini besleyebilecek ülke olmak çok önemli. Ve turizm çok önemli. Turizmde de yapılan pek çok hata var. Onların da en güzel turistik bölge sizin yaşadığınız şu anda bölge. Onun da çok önünün açılması lazım diye düşünüyorum. Evet, programımızın süresi burada bitti. Ama ne kadar çabuk geçti. Ne kadar çabuk geçti. Daha sormak istediğimiz sorularımız da vardı. İşte hayvanlarla ilgili daha soracaktım, arıları soracaktım, biberi soracaktım. Özelliklerinin bozulması dediniz, onları soracaktım ama bir de serah olayını ve hormonları soracaktım. Evet, şimdi bir başka programa, yine İstanbul'a yolunuz düştüğünde önceden haberimiz olsun, sizi yine programda ağırlayalım. İnşallah. Şimdi son olarak buradan hem girişimcilere, hem kadınlara, hem sera üzerine çalışan, sizin gibi tohum üzerine çalışan erkek kadın insanımıza, Türk insanına ne dersiniz? Öncelikle şunu belirteyim, Türkiye bir tarım ülkesi ve kendi kendimize yeteriz. Yeter ki çalışmak isteyelim. Girişimci kadınlarımız, yani örnek alan gençlerimize şöyle diyeyim. Yılmak yok. Çünkü bu hayat bir yoldur. Çukurlar çıkacak önümüze, işte dönemeçler, lastiğimiz patlayacak. Ben her zaman öyle dedim. Yani çok daraldığım günde lastik patladı, biraz dinlen. Bu lastiği takıp tekrar yoluna devam edeceksin. Yeter ki uçurumdan aşağı inmeyelim. Önemli olan odur. Ben sağlığım olduğu müddetçe her zaman her zorluğa katlanacağımı bilirim. Gençlerin de yani sağlığımız olduğu müddetçe, başarabildiğimiz müddetçe her zorluğa katlanın deyip yola devam etmelerini istiyorum. Ve yani sizin yaptığınız iki güzel şeyi gördüm. Bir, eşinizle işbirliği içinde işleri götürüyorsunuz. Buradan kendisine de teşekkür ederim. Bir de çocukları işin içine soktunuz. Bu benim için çok kıymetli, girmek zorundalar. Çok önemli. Görerek, yaşayarak öğrenmek çok farklı. Hani biz yüzmeyi nasıl şöyle kulaç atacaksın diye anlatmıyorsak, denize girmeden yüzme öğrenilmiyor. Onlar da bir şeyi sevmeden bunu yapacaksa onun içinde olmaları, yaşamaları lazım diye düşünüyorum. Buraya geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben de sizlere çok teşekkür ederim. Beni misafir ettiğiniz için.
Şöyle diyelim o zaman, bugün bizimle birlikte Buşra Yapıcı bizlerleydi. Antalya Petektar Tohumculuk Yöneticisi, kurucusu, %100 yerli tohum için çalışıyorum diyor. Biz de kendisiyle gurur duyuyoruz efendim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.